İyi günler. Son zamanlarda hayatımızın olmazsa olmazı maske. Maskeyi sizler için araştırdık. Maskeyi ilk kim icat etti? Ne zaman ve nerede kullanıldı? Bugün sizlere maskenin hikayesini ekrana getireceğiz. İnsanlık tarihi kadar eski olan maske kullanımı geçmişten günümüze çeşitlenerek gelmiştir. Maske, kullanım amacına göre değişiklik gösterir. Genel olarak maskenin kullanım amaçları şöyle: kimlik gizleme, büyü ya da kutsal amaçlı, korunma ve korkutma amaçlı ve süslenme amaçlı. Genel anlamda maskeler aynı gibi gözükse de dünyanın birçok yerinde maskelere farklı işlevler yüklenmiştir. Bu açıdan bakıldığında maskeler coğrafi bölgelere ve kültürlere göre çeşitlilik gösterir. Dünya geneline bakıldığında maskenin en çok kullanımı Afrika kıtasında görülmektedir. Güney Afrika'nın Drakensberg Dağları San şehrinde kaya üzerinde tarih öncesi dönemden kalma maske resimleri görülmüştür. ...16. yüzyılda kadınlar beyaz tenin zenginlik göstergesi olduğunu düşünüyordu. Bu nedenle beyaz tenin kalıcılığını sağlamak ve ciltlerini güneşten korumak isteyen kadınlar dışarı çıktığında bu garip maskeyle dolaşıyordu. Şimdi korunma amaçlı maskeleri inceleyeceğiz. Geçmişten günümüze korunma maskelerinde neler değişti? 17. yüzyıl veba salgınında gaga şeklinde maske oldukça sık kullanılıyordu. Gaga şeklinde olmasının nedeni kokuşmuş havadan korumak içindi. Koku enfeksiyon nedeni olarak görülüyordu. Maskenin içinde iki hazne, bu haznelerde de parfüm vardı. Böylece hem kötü kokulardan hem de virüsten korunmaya çalışıyorlardı. Peki işe yaramıyor olmalı ki kara veba salgınında 200 milyon kişi hayatını kaybetmiştir. Şimdi ise savaş durumunda üretilen gaz maskelerine bir göz atalım. İkinci Dünya Savaşı'nda Amerika olası kimyasal saldırılara karşı gaz maskesi üretti. Fakat çocuklara o korkunç maskeleri taktırmanın zor olduğunu düşünen Disney şirketi hemen harekete geçti. Çocuklar için Mickey Mouse şeklinde gaz maskeleri tasarladı. Bu maskeden toplamda 1000 adet üretildi. Aynı dönem tasarlanan tıbbi maskeler günümüzün adeta mihenk taşı olmuştur. Geçmişten günümüze maskenin hikayesi acılarla doluydu. Bugün ise teknolojinin ilerlemesiyle beraber kullanım şekli ve korunma oranı arttı. Bugün şu kadarcık bir maskeyle hayatımız kurtuluyor. Şu an kullandığımız maskeler solunum yoluyla alınan ve verilen havayı rahatlıkla içerirken maske içinde ve dışında bulunan partikül ve mikroorganizmaları geçirmeyen bir filtreleme özelliğine sahiptir. Tek kullanımlık medikal maskeler COVID-19 virüsünden 5 kat daha küçük parçacıkların dahi geçişine %89 oranında engel olduğu kanıtlanmıştır. Maskeli iki kişinin birbirine virüs geçirme olasılığı ise sadece %5.